Bu örgüte yönelik yurt içinde yaptığımız operasyonlarda 1000'e yakın kişiyi örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldık. Çok sayıda mühimmat ve malzemeyi de ele geçirdik. Uluslararası planda DAEŞ'le ve bu örgüte katılan ya da katılmaya çalışan yabancı terörist savaşçılarla mücadeleye etkin katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda 16 binden fazla yabancının ülkemize girişini yasakladık. 1600'den fazla yabancı terörist savaşçıyı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Aynı şekilde 1300'den fazla yabancıya da sınır kapılarımızda yaptığımız kontroller çerçevesinde ülkemize girişini engelledik. Amerika ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Türkiye'deki birlikte tespit edeceğimiz bazı alanlar gerek insanlı gerekse insansız hava araçlarına açık olacaktır. Ve Türkiye'de DAEŞ'le mücadeleye etkin bir şekilde farklı bir boyut kazandıracaktır. İncirlik üssü şu ana kadar kullanıma bu anlamda açılmadı. Hem DAEŞ'e karşı hem de PKK'ya karşı operasyonlarımız tamamen kendi imkanlarımızla, kendi güçlerimizle yapılmıştır. Yani milli operasyon olmuştur. Suriye'deki sorunun çözümünün siyasi olduğunu da her zaman vurguladık. Esatsız bir siyasi çözüm. Ama işin insani boyutunu da hiçbir zaman ihmal etmedik. Yani bu oluşturulacak güvenli bölgelere özellikle Türkiye'deki ve komşu bölgelerdeki mülteciler ve Suriye içinde, Irak içinde yerinden edilmiş insanların yerleştirilmesi gerektiğini de söyleye geldik. Dolayısıyla bu operasyonlar sonucunda, DAEŞ'le etkili mücadele sonunda DAEŞ'ten temizlenen bölgeler güvenli bölge olacak ve umarım insanlar da evlerine, yurtlarına dönme imkanı bulacaktır. Tehdit nerede oluşursa ve nasıl oluşursa Türkiye buna karşı zaten şu anda hazırlıklarımız da bu yöndedir. Her türlü tehdite karşı nereden gelirse gelsin mücadele edecek yeteneğe, kabiliyete de sahibiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde nereden kaynaklanıyorsa orada da mücadele yapmaya hazırız.